Hatırlayacaksınız, bundan birkaç ay evvel Emre Beyler'in atölyesine gitmiştik ve Türkiye açısından çok önemli bir yatırım, belki ufak bir yatırım ama gelecekte hatırlayacaksınız, jet motorlu kargo dronlarıyla enteresan bir pazara doğru bir açılım var ve bunun arkasında bir Türk şirketi var. Şimdi Emre Bey, ne oldu bizim videodan sonra, nasıl vaziyetler, Ağustos'tan beri ne değişti, biraz size bir sahayla birlikte bir değerlendirme alalım. Avrupa tarafında İtalya'yla görüşmelerimiz bitti, kontratlarımızı imzaladık, Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmelerimiz başladı bu alanda. Yine saha girişim programına kabulümüzle bilgilikle saha Expo'dayız bugün. İyi gidiyoruz. Demolarımızı yaptık, uçuşlarımızı yaptık, kabullerimizi aldık. Bunlar İtalya'da oldu galiba demolar. Evet. Şimdi senenin başında Türkiye'de başlayacağız ve lisanslama çalışmaları başlayacak. Gerçek aracın üretimi de başlayacak. Büyük aracın, 6 metrelik olanın. Heyecanla bekliyoruz. Sizi de orada göreceğimizi ümit ediyorum. Testleri ben de çok merakla bekliyordum. Çünkü çok çok önemli bir konsept. Burada iki tane model sergiliyorsunuz. Evet. Ben ufak olanı çok hatırlamıyorum. Daha büyük olanı, RAV 724'ü konuşmuştuk sizde. Evet. Bir de küçük modeli anlatır mısınız? Küçük model, siz geldiğinizde masanın üstünde olan model aslında. Onunla 300 kilometre mesafe, 300 kilometre hız ve 20 kilogram taşıma kapasitesini çalıştık. Demolarımızı o araçla yaptık zaten. 7.24'e geçiyoruz sene başında ve onun testleri başlayacak. Onun özelliklerini alalım. Büyük olanın özellikleri burada da gördüğünüz gibi 1000 km saat hız, 2500 km range, 150 kg taşıma kapasitesi ve helikopter pisti kadar bir alandan kalkış özelliği oyunu değiştiriyor gerçekten. Sizin de zaten geliştirdiğiniz, roketler için geliştirdiğiniz booster sistemiyle herhalde havalanacak. Evet, evet, onun için zaten Ar-Ge başladı şu anda. Testlerimiz boosterler için bitti. Araçla birlikte kalkış testleri de başlıyor. MVP ürünümüz için, sizin çekimini yaptığınız küçük ürünümüz için. Ardından büyük ürünün boosterli olması adına normal büyük aracın çekimlerini, testlerini gerçekleştireceğiz. Biz de merakla bekliyoruz. Testleriniz başladığı zaman bizleri çağırıyorsunuz. İzleyicilerimizle beraber o testleri göreceğiz. Gerçekten Türkiye'nin insansız hava araçlarının sivil tarafı, bir kargo taşımak, sadece bunlar sivilde değil, ben eminim ki askeri alanda da farklı kapılar açacak, farklı dosyalar açacak. Emre Bey, sizlere çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun, yufarlar.